Herkese merhabalar. Dokuyun sinematik ikinci dönem birinci yazı hazır mıyız Tonguç Öler? Hazır değilim hocam. Tonguç senle bir anket yaptık. Toplulukta dedik ki matematik dersine ekstra bir yazı videosu gelsin mi dedik. Evet. %83 evet çıktı. Dolayısıyla bir ekstra bir yazı videosu çekmeye ihtiyacı duyduk. Ve aynı zamanda bunun sınıf anahtarında da sınıf anahtarı olanların dikkatine SAS'ta da bir tane daha ekstra yazı videosu eklendi. Ve bunu da izleyebilirsin diyoruz. Ve şimdi sorularımıza başlayalım. Tonguç'um bir kere ilk sorumuzda bize ne karşımıza çıkıyor? Bir anda mutlak değer sorusu. Mutlak değer veya karekök gelebilir tabii sınavımızda. Aynı zamanda bir sonraki sorular işte oran orantı, ondan sonra sayı problemleri, işte diğer hız problemleri şeklinde ilerliyoruz. Genellikle ağırlık olarak bu sınavımızda biliyorsun problem ağırlıklı çıkacak. Biz de buna uygun bir sınav hazırladık. Şimdi bir kere x eşittir kök 3 eksi 5 mutlak değer içerisine vermiş bize. Ondan sonra y eşittir kök 3 eksi x mutlak değer içinde. Bir de x artı y eksi 10 mutlak değer içinde vermiş. Ve x artı y artı z toplamını soruyor. Burada şunu çıkarmamız gerekiyor. Şimdi kök 3 eksi 5 aslında mutlak değerin içindeyse ben bunu dışarıya çıkartabilirim. Neden çıkartabilirim Tonguç'um? Neden hocam? Çünkü kök 3 mü büyük, 5 mi büyük bilebiliyorum ben. Kök 3 mü büyük, 5 mi büyük Tonguç Evladım sence? Tabii ki 5. Tabii ki 5 büyük. O yüzden küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarsa sonucun ben negatif olduğunu söyleyebilirim. Sonuç negatifse bu negatif başına gelir, eksi kök 3 eksi 5 şeklinde çıkar. Bunu açtığım zaman da bu içeriye dağılırsa eksi kök 3 artı 5. Yani 5 eksi kök 3 şeklinde yazabilirim, dışarı çıkardım. Sonra diyorum ki Tonguç'um. Ben şu zımbırtıda dikkat ettiysen y eşittir kök 3 eksi x diyor. Yerine koyabilirim artık çünkü artık x'i biliyorum. X'i buradaki kök 5 eksi kök 3 yerine yazacağım. X'in yerine yazacağım. Çat mutlak değer içinde kök 3 eksi 5 eksi kök 3 diyorum Tonguç evladım benim. Sonrasında parantezi açtığım zaman çat parantezi açtığım zaman kök 3 eksi 5 artı kök 3 çıkıyor karşımıza. Son durumda o zaman y dediğimiz şey 2 kök 3 eksi 5 çıktı. Sence hangisi daha büyük Tonguç'um? 2 kök 3 eksi 5'ten 5. Harika ötesi bir öğrencisin. Nereden biliyorsun Tonguç? Hemen yapalım seninle beraber. Bunu içeriye sokarsam ne olur? 4 kök 3 12 olur. İçeriye 4 de girer. Bunu içeriye sokarsam kök 25 de girer. Kök 12 mi büyük, kök 25 büyük. Tabii kök 25 daha büyük. Dolayısıyla bunun için yine negatif oldu. Bunun için negatifse bu eksi başa geliyor. Eksi başa gelince bu eksiyle çarpılınca 5 eksi 2 kök 3 haline geldi burası. Şimdi son durumda artık y'yi de buldum. Bu y, ondan sonra bu x ve x artı y eksi 10 demiş bize burada. X artı y eksi 10'u bulabilmek için hemen şunu yapmam gerekiyor. Diyeceğim ki hemen z eşittir diyorum. X yerine artık 5 eksi kök 3 yazıyorum. 5 eksi kök 3 artı y yerine 5 eksi 2 kök 3 yazıyorum. 5 eksi 2 kök 3. Ondan sonra eksi 10 diyorum. Sonra parantezi mutlak değeri kapatıyorum. Sonra parantezleri açtığım zaman 5 artı 5 10 çıkar. Eksi kök 3 eksi 2 kök 3 eksi 3 kök 3 çıkar. Bir de eksi 10 var. Tabii mutlak değerin içinde bunlar. 10 eksi 10 birbirini götürdü. Mutlak değer içinde eksi 3 kök 3 kaldı. Mutlak değer içinde eksi bir sayı nasıl dışarı çıkar evladım? 3 kök 3 şeklinde dışarıya çıkar. Şimdi o zaman ne demişti bize soruda? X artı y artı z toplamını sormuştu. Biz x'i bulduk hop, y'yi bulduk hop, bir de z'yi bulduk. Şimdi son durumda hepsini toparsak 5 eksi 2 pardon hemen bir daha yazıyorum. 5 eksi kök 3 artı 5 eksi 2 kök 3 yani y artı z yani 3 kök 3'ü hepsini toplarsam şimdi şu 5 artı 5 10 eder. Eksi kök 3 eksi 2 kök 3 eksi 3 kök 3 eder. Bir de artık 3 kök 3 var burada. Çat bunlar birbirine götürdü. Cevabımızın 10 olduğunu söyleyebiliriz diyoruz. Şimdi geçelim diğer sorumuza. 3384 lira demiş bize. 3384 lira yaşları 18, 24 ve 30 olan 3 kişi arasında doğru orantı olarak paylaştırılacak demiş. Fakat doğru orantı yerine ters orantılı olarak paylaştırılıyor demiş. Buna göre ilk duruma göre en çok parayı alacak kişi yeni durumda kaç TL eksik almıştır demiş. Bir kere bir doğru orantı var, bir de ters orantılı paylaşma var. Doğru orantılı paylaşmada hatırlıyorsak x bölü a, y bölü b, z bölü c eşittir k ise eğer x'in alacağı değer aslında a çarpı k olur. Yani şöyle ilk başta normal yapılsaydı doğru orantılı paylaşmada her birisi bir tanesi 18 kat alırdı, bir tanesi 24 kat alırdı, bir tanesi 30 kat alırdı.
ve bunların alacağı değerler bu şekilde sıralanırken ters orantılı paylaşmada artık bunlar tam farklı bir şekilde, yani bir tanesi K bölü 18 alacak, bir tanesi K bölü 24 olacak, bir tanesi de K bölü 30 alması gerekiyor. Adam demiş ki doğru orantı yerine ters orantı olarak paylaşılıyor. Yani bunun yerine bu şekilde paylaştırılıyor demiş. Ne kadar para? 3384 lira. O zaman bunların hepsinin toplamı normalde 3384 olacakken bu durumda 3384 olmuş diyoruz. Şimdi ilk duruma göre bu ilk durum, bu da son durum. İlk duruma göre en çok para alacak kişi, yani şu arkadaş, 30 katlık arkadaş, yeni durumda kaç TL eksik atılmıştır? Hemen bulmaya çalışalım. İlk başta bir ilk durumu çözmeye çalışalım. İlk durumu çözersek 18, 30 daha 48 eder. 48, 24 daha 68 ve 72. Yani 72 kat eşittir 3384 eder Tonguç evladım benim. Dolayısıyla 3384 ederse hemen sana bir tane şu kalemimizi değiştirelim Tonguç evladım benim. 3384 eder. Her iki tarafı 72'ye böldüğümüz zaman bir kat eşittir 47 çıkar. Buradan karşımıza 30 katlık arkadaşın o zaman alacağı paranın 30 çarpı 47'den çat karşımıza 1410 TL alması gerekiyor ilk durumda diyoruz. Peki ilk durumda 1410 TL alacaksa son durumda ne kadar alacak? Hemen bakalım. Son durumu yazacak olursak son durum diyelim. Bu sefer de kat bölü 18, kat bölü 24 ve kat bölü 30 toplamam gerekiyor. Bunların hepsini eşitlemek için bunu 20 ile genişletiyorum. Bunu 15 ile genişletiyorum. Bunu da 12 ile genişletiyorum. Ki aslında 360 ile eşitlensin. 360 ile eşitlemek için yaptım bunların hepsini. O zaman son durumda 20 kat bölü 360 artı 15 kat bölü 360 artı 12 kat bölü 360 eşittir 3384 olması gerekiyor diyoruz. Şimdi bu 360'lar burada, tamam eyvallah, bunların hepsini toplarsak 35 ve 47. 47 kat bölü 360 eşittir 3384. 3384'ü 47'ye böldüğümüz zaman 72 çıkar. 72'yi de 360 ile çarptığımız zaman bir katın değerini hesaplayabiliriz. O da 25.920 gibi bayağı güzel büyük bir şey çıkar. Ama bu bir kat. Ve bize sorduğu şey ne? Adamın alacağı. Şimdi diyor ki ilk duruma göre, ilk durumda 1410 TL almıştı. Bu durumda artık kat bölü 30 alacağı için, yani bunu 30'a bölmemiz gerekecek. O zaman adamın alacağı para son durumda 864 TL olacak Tonguç Evladım hep. 864 TL alacak adam. Peki ilk durum ne kadardı? Bu kadardı. Son durum ne kadardı? Bu kadardı. O zaman aradaki kaç TL eksik olacak? 1410'dan 864'ü çıkardığımız zaman 546 TL az almıştır diyebiliriz. Brüt mü net mi hocam? Sigorta dahil mi? Sigorta dahil, her şeyi, yemek de var. Tebrik ediyorum seni inşallah. Şimdi geldik diğer sorumuza. 1200 kutu her seferinde 15 ve 20 kutu taşıyabilen iki araç ile taşınıyor demiş. Toplam 65 sefer yapıldığına göre 15 kutu taşıyan araç kaç sefer yapmıştır demiş. Şimdi bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Ayırmamız gerekiyor. 1200 kutuyu transfer edeceğiz ve 15 ve 20 kutu taşıyan araçlar var burada. 15 kutu taşıyan araçlarla 20 kutu taşıyan araçların bir tablosunu oluşturmaya çalışacağım. Diyorum ki adam bize şunu sormuş. 15 kutu taşıyan araç kaç sefer yapmıştı demiş. O zaman ben de hemen şunu söyleyebilirim. Derim ki 15 kutu taşıyan araç ilk sefer yaptıysa 20 kutu taşıyan araç ne kadar sefer yapmıştır? Toplam 65 sefer yaptığına göre 65 eksi ilk sefer yapmıştır. Aynı buradaki taktiğimiz gibi. O zaman bunların yaptığı sefer sayılarını bulduk. Birinci adımı tamamladık. Sonra bir denklem yazmam gerekiyor. 1200 kutuyu taşıması gerekiyor bunların. Burada ilk seferde her bir seferde 15 tane taşıyor. Burada 65 eksi ilk seferde her bir seferde 20 taşıyor. O zaman benim bir denklem kurmam gerekiyor. Mesela Tonguç, 10 sefer yapsan, her bir seferde 15 kutu taşıyatsan kaç tane kutu taşımış olursun? 150. Harika, nasıl buldun? 10'la 15 çarparak, değil mi? Evet. Burada 15 ile x'i çarpıyoruz. Aynı buradaki denklem gibi. 15 çarpı x artı diyorum. Sonra
20 çarpı 65 eksi x sefer, çünkü her bir seferde 20 kutu taşıyor. Bu ikisinin toplamı toplamda 1200 kutuyu taşımaz. Denklemini çözmüş olduk aslında yazaraktan. Bunları bununla çarptığımız zaman 1300 eksi 20x eşittir 1200 çıktı. Karşımıza 15x eksi 20x'den eksi 5x eşittir. Bunu karşıya attığım zaman eksi 100 çıkar. Çünkü artı 1300 eksi 1300 diye geçti. Burası eksi 100 etti. Her iki tarafı eksi 5'e böldüğüm zaman Tunçurlarım, x eşittir 20 çıkmış oldu. Yani 15 kutu taşıyan araçın yaptığı sefer sayısı 20'dir diyebiliriz. Geriye kalan da 45'tir zaten. Neden? Çünkü 65 eksi 20'den 45 çıkar diyoruz. Geldik bir çubuğun bir ucundan 1 bölü 3. Diğer ucundan 1 bölü 4'ü kesiyor. Bu işlemler sonucunda çubuğun orta noktası 7 santimetre kayıyor. Çubuğun demiş. İki ucundan kesiyorlar. Buna göre çubuğun başlangıçtaki boyu kaçtır demiş. Şimdi şöyle düşünelim. Burada 1 bölü 3'ü bir de 1 bölü 4'ü kesiyor ya. Bunların hepsinin daha rahat hesaplanabilmesi için biz 3 kere 4 12 diyerekten çubuğun boyuna 12x desek çok rahat ederiz. 12x'i şöyle bir tane çubuk oluşturuyorum. Şöyle diyorum ki bu çubuğun hepsi 12x'dir diyorum. O zaman bunu 1 bölü 3'ü kesilirse bir ucundan. Mesela şurasından 1 bölü 3'ü. 12x'in 1 bölü 3'ü nedir Allah aşkına? 12 3'e böl 4x değil mi? O zaman şuradan 4x gitti. Hop 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 şurası gitti. 4x gitti. Sonrasında diğer taraftan da ne kadar? 1 bölü 4'ü yani 3x gitmesi gerekiyor. O zaman şuradan da şöyle 3x gitti Tomuş Evlen benim. Normalde bu adam başlamadan önce bak dikkat et. Şunun hepsi kaçtaydı? 12x değil mi? Bunun hepsi 12x'ti. Tam ortası burasıydı. Yani şurası şuradan şuraya kadar olan mesafe aslında 6x'ti. Şuradan şuraya kadar olan mesafe aslında 6x'ti. Sen 6x'ten 3x'i götürdün. Burada ne kadar kaldı? 3x kaldı. 6x'ten 4x götürdün. Burada ne kadar kaldı? 2x kaldı. Şimdi bunun orta noktası neresidir Tonguç Evren benim? Burası artık ne oldu? 5x oldu. 5x'in orta noktası 2,5x'tir. O zaman şurada bir yerde olmak zorunda. Burası 2,5, burası 2,5 olmak zorunda. Yani 2,5 olduğuna göre şurası 2x'ti. Şurası o zaman yarım x'tir. Yani x bölü 2'dir diyebiliriz. 2,5'un oluşabilmesi için. Burası 2,5. Neden? 3x'ten x bölü 2 çıkarsa 2,5 çıkar diyoruz. O zaman ne kadar kaydı Tonguç evladım benim? Bayağı kaydı. Hayır, x bölü 2 kaydı diyebiliriz. X bölü 2 kaydı dediğim şey 7 santimetre koyu demiş. O zaman x bölü 2 demek ki 7 santimetreymiş. O zaman x eşittir 14 santimetreymiş diyebiliriz. Ama bize ne soruyordu? Başlangıçtaki boyutu. Başlangıçta boyunu bulduk mu evladım? Evet evet. Kaç santimetre? 14 santim. Patlarsın. Çünkü ne demiştik? 12x demiştik. O zaman 14 çarpı 12 yani 168 santimetre bizim çubuğumuzun çubuk boyu diyebiliriz. Aman dikkat et Tomuş evladım. Bu da şekil üzerinden bu problemi yaptığımızın bu şekilde göstergesi. Burada şunu unutma. Şu 12x'i vermek çok kritik. Çok rahat işlem yapmanı sağlıyor. Geldik x bir tane karışım problemi çözelim seninle beraber. X kilogram su ile y kilogram şeker karıştırıldığında karışımın şeker oranı %60 oluyor demiş. Eğer x bölü 2 kilogram şeker y kilogram su karıştırılarak farklı bir karışım oluştursa yeni karışımın şeker oranı %100 oluyor demiş. Şimdi bir kere su ile şeker karışımında ortaya çıkan şey aslında şöyle hesaplanır. Şeker oranı dediğine göre. Şimdi şeker oranını hesaplamak için ben şöyle bir şey yapmak istiyorum sana. Şeker bölü şeker artı su demek istiyorum sana. Çünkü aslında şeker oranı böyle hesaplanır. İstenen madde yani şeker bölü tüm madde yani şeker artı sudur değil mi aslında? Evet hocam. O zaman ben bunu oluşturmaya başlıyorum. Diyorum ki şeker oranı kaçmış? %60'mış. Eşittir. Aslında x kilogram şeker, y kilogram şeker, y bölü, Tonguç evladım benim, y bölü, şeker artı su. Yani x artı y demiş değil mi? Hemen burada 60 bölü 100 eşittir. Y bölü x artı y derim. 6 ile 10 sadece işte 3, bu 3, bu da 5 kalır Tonguç'um. 3 bölü 5 eşittir y bölü x artı y dedik. Elimizde böyle bir şey var artık. Diyor ki x ile y arasındaki oranı bul diyor. Hemen x ile y arasındaki oranı bulabilmek için bunları içler dışlar çarpma yapıyorum Tonguç'um.
3x artı 3y eşittir 5y derim. 3y'yi karşıya attığım zaman 3x eşittir 2y çıkar. O zaman ben x yerine kaç kat derim, y yerine kaç kat derim. Söyleyebilir misin? X 2 kat olur, y de 3 kat olur. Neden? Çünkü burada ters orantı var. Çünkü 3 kere 2 6 kat eder, 2 kere 3 6 kat eder. Çünkü bunlar birbirine çarpılınca birbirine eşleniyormuş. O zaman artık şunu biliyorum. X eşittir 2 kattır, y eşittir 3 kattır. Şimdi bu bilgimle diyor ki eğer x bölü 2 kilogram şeker, y kilogram su karıştırılacak, karıştırılarak farklı bir karışım oluşturursaydı yeni karışımın şeker oranıdır. Şeker oranını soruyorsa yine aynı metodu uygulayacağız. Diyeceğim ki şeker bölü, şeker artı diyeceğim. Şeker artık x bölü 2. X neydi Allah'ın sözü? 2 kattı. O zaman x bölü 2 nedir? 1 kattır değil mi Tonguç Evren Bey? Evet hocam. Bölü. Y kilogram su karıştırılacak demiş. Şimdi ilk başta şunu yazalım. X bölü 2 şeker bölü şeker artı su. Yani x bölü 2 artı y diyorum. X bölü 2 artık 1 kattır. 1 kat bölü. Bu 1 kattır. Artı y 3 kattı. 3 kat. O zaman cevabımız 1 kat bölü 4 kattır. Yani sadeleştirirsek 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün yüzdesi kaçtır? %25'tir. Bravo diyorum sana, gerçekten çok güzel anladın soruyu ve gerçekten gözlerinden okuyabiliyorum. Geldik bir tane daha hız problemi sorumuza. Bu da enteresan bir soru. Bakalım. Hocam, sürat felaketi. Ben bu tür soruları boş bırakıyorum. Yol eşittir hız çarpı zaman, süreleri hesaplayacağız buradan. Hemen bakalım. A ve B kentlerinden şekildeki gibi birbirine doğru hareket eder. İki araç kaç saat sonra karşılaşır demiş. Şimdi bak, dikkat et. Toprak yolda gittiği için araç 20 km bir saatte gidiyor. Ama asfaltta gittiği için 40 km bir saatte gidiyor. Bu saat diyelim buna. Çok öbür türlü çok şey oluyor. Hızlı oluyor. İki araçta toprak ve asfalt yolda aynı hızlarla hareket ediyor demiş. Yani bu adam 20 ile gidiyorsa bu adam da toprak yola geldiği zaman 20 km gitmek zorunda. Bu adam mesela asfalt yola girdiği zaman 40 km gidebilir tarzında bir mantık var burada. Şimdi bir kere bu adam 400 km yolu hızlı bir şekilde bitirebilir. Çünkü adamın hızı fazla. Ama bu 400 km yolu hızlı bir şekilde bitiremez. O zaman AB arasını şöyle çizersek. Tam ortası da toprak ve asfaltın geçiş noktası dersek. Şimdi bu arkadaş buradan gelecek ve 40 km bölü saat hızla 400 km'yi bitirmeye çalışacak. Kaç saatte bitirir alacak? X eşittir V çarpı T'den. 400 eşittir, yol eşittir, hız çarpı zamandan. T eşittir 10 saatte bu adam buraya gelir. Peki Tonguç Evren Bey, bu adam 20 ile giden bu adam 10 saatte nereye gelir Allah'ın sözü? Bu 400 km olduğu için 20 çarpı 10'dan 200 km yol gider. O zaman bunun tam ortasına gelir. Buradan da bu 200 km gider. Pardon, 10 saatte buradan buraya 200 km gider. O zaman bu adam buraya geldi artık 40'la. Bu adam burada 20 ile artık hala ilerliyor. Ve ikisi de artık toprak yola girdi. O zaman bu adam ne yapacak? Hızını bir anda 20'ye düşürmek zorunda. Çünkü toprak yola girdi. Aralarında kaç kilometre var? 200 km var. O zaman bizim yapacağımız, uygulayacağımız alan burası aslında. 200 km var. Bunun hızı 20, buradan girdi yola. Bunun hızı da 20. Şimdi neydi birbirine doğru hareket edenlerin ana formülü? Hemen burayı takdim edelim. X eşittir V1 artı V2 çarpı T. Zıt yönlü hareket edenlerin bir formülü buydu. O zaman yol eşittir, yani 200 eşittir V1 artı V2 20 artı 20 çarpı T diyorum. O zaman 40 çarpı T'den 200 eşittir. T eşittir 5 saat. O zaman bu arkadaşlar buralarda bir yerde, tam ortada hatta, 5 saat sonra karşılaşacaklar. İlk başta 10'ar saat gitmişlerdi. Sonra bir de 5 saat gidiyorlar. Toplamda o zaman iki araç toplam 10 artı 5'ten 15 saat sonra birbirleriyle karşılaşırlar diyoruz. Bravo Tonguç'um. Teşekkür ederim hocam. Süper anladın. Taktikleri de çok iyi kullanıyorsun. Taktik yok hocam. Bam bam bam. Saçma ama. Grafik X ve Y ağaçlarının yıllara göre boylarının değişimini göstermektir. Tamam, süper. Kaçıncı yılda Y bitkisinin boyu X bitkisinin boyundan 2 metre uzun olur? Şimdi bir kere şunu unutmayalım. Doğru orantı yapmamız gerekiyor burada. X bitkisi için özelinde konuşursak bu arkadaş başlangıcı aslında 6 metre ile başlamış. Buradan başlamış. Ve 2 senede 6'dan 8'e çıkmış. Yani 2 metre uzamış.
Peki o zaman bir senede ne kadar bu uzar arkadaşımız? Bir metre uzar değil mi Tonguç'um? O zaman bu arkadaşın uzama miktarı yani değişimi de bir senede bir metreymiş. Şimdi Y için bakarsak aynı duruma, Y üzerinde bakarsak bu arkadaş başlangıç dediğimiz şeyi 2 metre yapmış. Bir yılda ne kadar uzaklığını bulmaya çalışıyoruz ya. Dikediklerindeki boylarını da dikkat ediyoruz. Yıllık uzama farkını da bulmaya çalışacağız şimdi. Bu adam 2 senede 2'den 6'ya çıkmış. 2'den 6'ya çıkmış yani 4 değişim yapmış. O zaman 2 senede 4 metre uzamış. O zaman 1 senede ne kadar uzar Tonguç evladım benim? 2 metre uzar. O zaman değişimi de bulmuş olduk bu adamın. Şimdi bu adam daha hızlı uzuyor, bu adam daha yavaş uzuyor. Bir kere bunu anlamamız gerekiyor. O zaman bu arkadaş bunu belli bir süre sonra geçer. Y'nin boyu x'in boyu 2 metre daha uzun olur dediği şey aslında o. Bu burada bir yerde bunu geçecek, diğerini geçecek. Peki şöyle düşünelim. Aralarındaki mesafe farkına baktığımız zaman bu adam bir senede 2 metre uzuyor, bu adam bir senede 1 metre uzuyor. Aralarındaki fark ne kadar? Aslında 4 metre. Bu 4 metre fark kaç? Bak bunların arasındaki değişimler arasındaki fark her sene 1 metre fark var. Yani bu 1 metre daha fazla uzuyor buna göre. Bu 2 metre bu metre uzuyor. O zaman bu 4'lük fark aslında 4 senede kapanır. Çünkü 1 senede 1 metre bu bunu geçiyorsa eğer 4 metrelik fark aslında 4 sene sonra kapanır. O zaman hemen şöyle bir yorum yapabiliriz. 4 sene sonra boyları eşit olur. 4 sene sonra boyları eşit olur. Sonrasında da X'i ne kadar 2 metre geçer diyor. O zaman bir de artı 2 sene daha 2 metre geçmesi için diyoruz. Toplam 6 sene cevabımızdır diyebiliriz. Bunu daha sistematik bir şekilde yapmak istedik. Şöyle yaparız. Şimdi diyorum ki bu adamın başlangıcı 6. O zaman X bitkisi için denklem yazmaya çalışsam 6 artı her sene 1 metre uzadığı için 1 çarpı T diyorum zaman geçtikçe. Y için denklem yazmaya çalışsam başlangıç 2 idi 2 artı her sene 2 metre uzadığı için 2 çarpı T diyorum. Şimdi biz bu adamı geçmesini istiyoruz. Ne kadar? 2 metre geçmesini istiyoruz. O zaman hemen şöyle şey yapıyoruz. 2 artı 2T eşittir 6 artı 1T artı 2 kadar geçmesini istiyoruz. İşte burada 1T 2T var. T'yi 1T'yi bu tarafa atınca 1T kalır. Eşittir. 6 artı 2 8 eder. 2'yi de öbür tarafa atınca 6 eder. O zaman T eşittir. 6 yıl sonra birbirlerini geçer şeklinde. Bir de denklem kurarak yapabiliriz bu soruyu. İki farklı yöntem var diyoruz. Geldik bir tane daha açı sorusuna. Geometri. AB paraleldir DE. Şununla şu paralelmiş. Tamam eyvallah. BCF 110 derece, EDF'de 65 derece ise X kaç derece demiş. Şimdi C kuralı vardı. Bu ikisinin toplamı 180 dereceydi. Z kuralında bu açılar birbirine eşitti Tonguç'um. M kuralında bu ikisinin toplamı ortadaki açıyı veriyordu. Burada acaba hangisi var diye endişe etmemize gerek yok. Hemen görülebilir. Burada sadece şuna bakalım. Burası 65 ise şurası kaçtır Allah'ını seversen? 180-65 115'tir diyebiliriz. 170-180. Harika. 115'tir diyebiliriz. Şimdi sonrasında ya paralelleri uzatmak en güzel yöntem. Şimdi paralelleri uzattığımız zaman hatta şöyle yapalım. Şuradan bir tane daha bir paralel çiziyorum. Buna bir paralel çizim. Buna bir paralel çizdiğim zaman burası 115 ise bu şuraya şöyle bakabilirsek bak C kuralı karşımıza çıkıyor. Bu C kuralını karşımıza çıkartınca 115 olunca şu parça aslında 65 oluyor. Bunun hepsi 110'du. 110'dan geriye kalan şey de 50 değil de 45 derece olur. 45 ise şimdi de şurada Z kuralını görmeye başlayalım. Bu 45 ise bu da 45'tir diyebiliriz Tonguç evladım. Bu bir yöntem. Bu yöntemin dışında başka yöntem var mı? Evet var. Ben şunu gördüm mesela. Şu paraleli uzattım. Sonra dedim ki ya kardeşim tam bir M harfi bakar mısın Allah'ını seversen. Bu 65 ise zaten burada ters açılardan burası da 65'tir.
65 ise bunun toplamı ortadaki açıyı verir. Yani 65 artı x eşittir 110'dan çat x eşittir yine 45 derece çıkıyor. Farklı farklı yöntemlerle bu soruyu yapabilirsin. Bravo diyorum sana Tonguç evladım benim. Dolayısıyla şu da bir taktiktir. Başka türlü de yapılabilir. 50 tane yöntem var bu tarz açı sorularını yapabilmek için. O zaman Tonguç evladım benim, ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Hadi bakalım sana görünüyordum.